Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz düzenlediğimiz kahvaltı programına hoş geldiniz. 25. dönemde 7 Haziran döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayıydık. 26. dönem diye tabir edilen 1 Kasım seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karabük Milletvekilliği aday adaylığımızı yeniledik. Biz bu bağlamda il binasında bir aday adaylığı basın toplantısı yapmadık. Sebebi işte hepinizin malumu olan terör olaylarından dolayı verdiğimiz şehitler. Bu vesileyle hem sizlerle hasbihal edelim, hem ülke gündemini ve siyasi partimizi değerlendirelim, kendimizi sizlere anlatalım anlamında siz değerli basın mensuplarıyla burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepinize ayrı ayrı buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii sözlerime başlamadan önce malumunuz çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Son 25-30 yıl içerisinde terör olaylarının en şiddetli dönemlerinden birini yaşıyoruz. Daha dün geçenlerde Karabük'ten on binlerle beraber uğurladığımız bir şehidimiz vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu bize Karabük'te şunu gösterdi. Evet, biz on binler hiçbir siyasi görüşü ayırt etmeden bir araya gelebiliyoruz. Diğer taraftan şunu da değerlendirebiliyorum. Diyorum ki biz vatan ve millet mevzu olunca on binleri sahaya dökebiliyoruz. Başladık. Ülkenin gidişatı artık sosyal açıdan, ekonomik açıdan bir iflas boyutuna doğru gitmektedir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran sonrasında iktidar ortağı olmamıştır, her şeye hayır demiştir diye bir söylem içerisine giren iktidar, şunu bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi çok basit 4 tane madde istemiştir. Evet, anayasanın ilk 4 maddesini tartışma şansımız var mı? Yok. Milliyetçi Hareket Partisi anayasanın ilk 4 maddesini istemiştir. Değiştirilmemesi açısından. Milliyetçi Hareket Partisi 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının araştırılmasını istemiştir. Elini vicdanına koyan herkes der ki, evet, burada bir usulsüzlük var, burada bir yolsuzluk var, bunların araştırılması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi demiştir ki, çözüm sürecinin bitirilmesi ve sonlandırılması lazımdır. Evet, bizler tekrarlıyorum, elimizi vicdanımıza koyduğumuzda çözüm sürecini tekrar değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi olumlu bir gelişmedir. Evet, 4. madde, Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlar dahilinde kalmasını istemiştir. Şimdi 4 basit maddeyi kabul etmeyen iktidar dönüp bize diyebilir mi? Siz iktidar ortağı olmadınız, her şeye hayır dediniz. Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin, vatanın, milletin bütünlüğü için elini taşın altına koymuştur. Koymaya da devam edecektir. Devlet Bahçeli, Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli dik duruşuyla, dirayetli duruşuyla bugün ne kadar haklı olduğunu bir kere daha hepimiz tarafından anlamış bulunmaktayız. Evet, şimdi 400 vekili bana verirsiniz. Ben başkanlık sistemini kurarım. Ya da bu kaosu yaşarsınız diyen Cumhurbaşkanı yaptığı icraatla övünsün diyorum. Ülkenin gündemini, her gün gelen şehit haberlerini sizler görüyorsunuz. Sizlerin ve değerli halkımın takdirine bırakıyorum. Evet, Oslo'da her maddeyi konuşan, İmralı'da her şeyin sözünü veren, Habur'da alkışla karşılanan, Süleyman Şah'ta geri çekilen iktidarın Milliyetçi Hareket Partisi'ne de çok basit 4 şarta evet demesini biz beklerdik. Bu süreçte evet, ülkenin gündemini basit olarak değerlendirdiğimizde Milliyetçi Hareket Partisi tek başına iktidara taliptir. Milliyetçi Hareket Partisi yetişmiş kadrolarıyla, vizyonuyla ve misyonuyla tek başına iktidarı kaldırabilecek bir siyasi partidir. Ve halkımıza diyoruz ki 1 Kasım'da yapılacak seçimlerde elinizi vicdanınıza koyun ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verin diyoruz.
Evet, biz aday adaylığımızı 26. dönemde, yani 1 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne geçtiğimiz hafta içerisinde müracaatımızı yaptık. Cuma gün sonlanacak aday adaylığı programında artık takdir genel merkezimizindir. Çetin İpek olarak her zaman söylediğimi bir kere daha tekrarlıyorum. Ben bu partinin öz evladıyım. Bu partide doğdum. Bu partide öleceğim. Allah bize nasip ederse. Bu partide gözümüzü açtık. Söylemde kalmayan bir şey söyleyeyim. Söylemde hiçbir zaman kalmayacaktır bu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin çaycısı da oluruz diyoruz. Bu bizde söylemde kalmaz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin neferiyiz. Bize görev verilip verilmemesine çok takılmıyoruz. Biz sıralamaya girebiliriz, girmeyebiliriz ama sonuç itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir ömür boyu siyaset yapmaya devam edeceğiz. Evet, Allah bu 1 Kasım seçimlerinde vatana, millete hayırlısı neyse onları nasip etsin. Bizler sadece işte 35-36 yaşında siyaset yapmaya çalışan, bir şekilde de arkamızdan gelen genç neslin önünü açmaya çalışan bir zihniyete sahibiz. Hiçbir zaman ben demedim. Ben olursam olur demedim. Evet, biz olursak biz oluruz. Biz olursak biz kazanırız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin zihniyeti de biz olursak biz kazanırız zihniyettir. Hepinize buraya geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorularınız varsa alabiliriz. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karabük'ten mevcut bir milletvekili var. Evet. Ve kendisi de aday oldu. Şu anda kamuoyunda onun birinci sıra aday olma ihtimali millet gözüyle çok yüksek bir ihtimal gözüyle bakıyor. Buna rağmen aday olmayı bir kere daha gözden geçirmedim. Şimdi tabii bu süreçte biz adayı olmayı gözden geçirdik. Sayın vekilime biz ulaştığımızda aday olup olmayacağını sorduk. Kendisi bizlere danışmanı vasıtasıyla aday olmayacağını, adaylık düşünmediğini söyledi. Biz de tabii haliyle 7 Haziran döneminde aday olduğumuz için 1 Kasım seçimlerinde de, yani 26. dönemde de aday adaylığımızı bu yüzden devam ettirdik. Şimdi mevcut adaylarımıza baktığımızda vekilimiz Sayın Durmuş Yalçın, Ayhan Akbaş, Mustafa Özata, Mustafa Dursun, Osman Aydın, Ozan Ahmet Taşkın ve Çetin İpek olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7 tane Karabük'ten aday adayı mevcuttur. Ben inanıyorum ki hepsi birbirinden üstündür. Hepsi de verilen görevi layığıyla yerine getirebilecek arkadaşlardır. Teşekkür ediyorum. Çetin Başkan, aday adaylarımızın bir toplantıyı parti teşkilatımızda yapmamanızı özel bir sebebi var mı? İkincisi de 2014 seçimlerinde o vakitte MHP'nin aldığı belediye başkanı istifasıyla boşalan süreçte AKP kazandı. Bu konuda bir yorumunu da almak istedim. Şimdi aday adaylığımızı, başvurumuzu biz bir önceki dönemde parti binasında yaptık. Bu dönemde yapmamamızın sebebi az önce söylediğim gibi yaşanan terör olaylarından dolayı. Yani bir kitleyi oraya toplayıp bir curcuna bir alkış koparmak istemedik. Vatan millet bu durumdayken, şehitlerimizi her gün üçer beşer omuza alırken bizlerin orada o deptebeye imkan vermemesi lazımdı ve biz bunu yaptık. Buradan hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem bize gönül verenlerden özür diliyorum. Evet, biz sizlerin karşısına çıkıp da aday adaylığımızı açıklamadık ama vatan ve millet bu durumdayken bizler onu yapması bize yakışık kalmazdı. Ovacık Belediye Başkanlığı mevzusuna geldiğimizde, evet, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Dursun Bey milletvekili adayı olmak için istifa etmiştir. Kendi takdiridir. Ama işte hepimizin ve sizlerin de kafasına takılan, işte milletvekili adayı olan bir belediye başkanının altyapısını hazırlayıp hazırlamadığıyla alakalı. Tabii burada ben aday adayım. Çok fazla bu mevzuya girmek bizi ve partimizi de burada rencide edebilir. Sadece şunu diyorum. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi dün Ovacık'ta bir belediye almışsa yarın farklı bir yerde alabilecek güçtedir. Ovacık'ta tekrar bir adayla biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir belediye kazandırabiliriz. Bizde bu güç var, biz gördük. O 2014'te bunu gördük. Hem bir Mustafa olmaz da bir Ahmet olur. Ama Ovacık Belediyesi'ne biz yine üç ilerli bayrak dikilmesi gerekiyorsa
İşte bizlerin ve büyüklerimizin sayesinde biz bayrağı dikeriz. Evet, ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.